Emekli olmasına rağmen çalışmayı sürdürenler dikkat, maaşınız kesilebilir. Emekli olduktan sonra çalışmayı sürdürenler aylıklarının kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya. Sayıları 16 milyonu aşan emekliler her ay Sosyal Güvenlik Kurumundan SGK maaş alıyor. Emeklilerin bazıları çalışma hayatlarına sigortalı biçimde devam ederken birçok kişi de ya kayıt dışı olarak mesleğini yürütüyor ya da iş hayatından tümüyle çekiliyor. Ancak herhangi bir işe emekli olduktan sonra giren emeklilerin dikkat olmasını gerektirecek bir ayrıntı bulunuyor. Çalışanlar için işverenler tarafından sigorta başvurusu yapılırken 2 adet kod yer almakta. Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayanların sigorta girişimlerinin 02 kodlu sosyal güvenlik destek birimi üzerinden yapılması zorunlu. 01 kodlu tüm sigorta kolları üzerinden kayıt yapılması durumunda emekli aylığınızın bir süre sonra kesileceği anlamını taşıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz, işverenlerin çalışan emeklilerinin SGK primlerini yanlış bir kodla yatırması durumunda neler yapılabileceğini anlattı. Yanlışlıkla da olsa çalışan emeklilerin bu tür sıkıntılar çekebileceğini dile getiren Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Sigortanızı yapan ilgili şirkete hemen başvurarak hatalı girişin düzeltilmesini talep edin. Gerekli müdahalenin işveren tarafından yapılmasının ardından bağlı bulunduğunuz SGK'ya durumu bildirin. Emekli maaşınızın kayıp gerçekleşmeden ödenmesi gerektiğine ilişkin talebinizi bildirin. Böylelikle ödenmemiş emekli aylığınızın tamamını yaklaşık 20-25 gün gibi bir süre içinde alacaksınız. Tüm sigorta kollarında %37,5, emekli çalışanlarda ise %32 prim kesildiğini aktaran Yılmaz, Eylül ayından itibaren iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle bu orana %0,25 ekleme yapılacak bilgisini paylaştı.